misin ablacığım? İyiyim Nazlıcığım, iyiyim. Siz yanımdayken ben her zaman iyiyim. Ya Selena? Peki ben yanınızdayken nasıl hissediyorsunuz kızlar? Hayrola Selena, sen biz çağırmadan gelmezdin. Aşk olsun Selin. Hem ben hep sizi ziyaret etmeye gelmiyor muyum? Ediyorsun etmesini ama nedense gelişin hep Burak öğretmenin gelişine denk düşüyor. Kızlar, bence siz bana çok haksızlık ediyorsunuz. Yani ben her zaman sizi görmek için. Burak Bey, çok hoş bir tesadüf diyelim değil mi kızlar? Ya ne tesadüf ama. Affedersiniz. Merhaba. Merhaba. Ha Selena, bu arada biliyor musun Ozan konseri kimi davet etti? Ben kimsesiz çocuklar yararına hizmet veren ÇEV kurumunun bir üyesiyim. Bana bir 5 dakikanızı ayırabilir misiniz? Tabii. Size nasıl yardımcı olabilirim? Okullarda kimsesiz veya mali yönden mağdur olmuş çocukları teker teker tespit edip onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu yardım paketlerimizin içerisinde önlükler, defterler, kalemler, giysiler, aklınıza gelen her şey var. Selena, beni duyuyor musun? Selena. Ha? Ne oldu Selin? Selena, sen yanımıza geldin ama sadece bedenen buradasın. Sen anlat, ben seni dinliyorum Selin'ciğim. Çok güzel bir hizmet bu. Özel okul olsa da burslu okuyan, güç maddi koşulları olan çok çocuk var. Bizim işimiz burada başlıyor. İhtiyacı olanlara yardımcı olmak. Öyleyse bu öğrencileri belirlemede size yardım etmek şart oldu. Gerçekten de öyle. Ayrıca yardımlarınız için şimdiden çok teşekkürler. Ne demek? Keşke sizinkiler gibi vakıflardan daha çok kurulsa. Keşke. Ya demek Ozan'la yemeğe gideceksiniz. Selena, yemek değil konser. Sen beni dinlediğine emin misin? Pardon Selin. Sadece abla gidiyor. Belki de gerçekten rüzgar olmadığı için Nazlıcığım. En iyisi sınıfa gidelim. Baksanıza Selena'nın bizimle ilgileneceği yok. Evet bence de. Hadi kızlar. Hoşça kal Selena. Görüşürüz. İyi misiniz? Daha önce başıma hiç böyle bir şey gelmemişti. Ben en iyisi sizi müdür hanıma yönlendireyim. Merdivenlerden çıkınca solunuza dönün, koridor sonundaki odasını görürsünüz. Peki tamam oldu, teşekkür ederim. Ben şu kağıtları bir toplayayım da giderim. Görüşürüz. Burak Bey, yani nihayet bana vakit ayırabildin. Konuşmaya sitem yerine merhaba ile başlamayı tercih ederim. Öyle mi? Peki. Merhaba Burak. Çok meşgul görünüyordun. Herhalde bayan çok eski bir arkadaşım, bu kadar samimi olduğunuza göre. Yo, aslında yeni tanıştık. Ya, ben öyle çok samimi görünce size yanılmışım herhalde. O zaman mutlaka velilerden biri değil mi? Aslında o da değil. Kimsesiz çocuklar yararına hizmet veren bir vakıfta görevli. Hmm.
Kıyafeti, giyim tarzı öyle pek bir vakıf görevlisine benzemiyordu da ben ondan öyle dedim. İyi peki. Sen de bakıyorum yardım etmeye pek bir heveslisin. Ha? Selena, bugün neyin var senin? Çok alıngan davranıyorsun. Ya sana öyle geliyor. Hem ya sen çok meşgulsün. Ben seni boşuna oyalamayayım. Ya seni kutsal görevinde baş başa bırakayım Burak. Selena, nereye gidiyorsun? Öğretmenim. Bir dakika. Nereye gitti bu? Lucifer, beni neden olağanüstü toplantıya çağırdılar? Hiç anlamadım doğrusu. Yoksa 500 bininci kötülük yılım geldi de bana sürpriz mi yapmaya çalışıyorlar? Plaketler 500 bininci yıl pastası. Bak şimdi heyecanlandım işte. Fazla heyecanlanma Hades. Bu evrende seninle ilgili kutlanmaya değer bir şey varsa o da sonsuza dek yok oluşun olacak. Ki sen bunu hiçbir zaman için göremeyeceksin. Çünkü buyurun. Kötülük asla yok. Anladın mı? Sen öyle san. Evrende iyilik hüküm sürdüğü zaman bakalım bu şakşakçıların yanında olacak mı? Bu işler lafla olmuyor Selena. Sizin gibi gençleri dünyada görmek isteriz. Hiç merak etme Hades. Dünyada da her şey iyiliğin yanında. Daha biraz önce dünyada iki aile arasında 100 yıldır süren kan davasını bitirdim. Kan davası ha? Aferin Selena. Sen böyle abidik gubidik işlerle uğraş. Ben daha demin Bush'u yeni ülkelere demokrasi götürmesi konusunda ikna ettim. Büyük bir savaşın çıkması an meselesi. Çok kötüsün Hades. Sağ ol Selena, sağ ol. Beni şımartıyorsun. Selena, gel inat etme. Aramıza katıl. Bak şunlara. Dur, dur. Bak şunların güzelliğine. Görüyor musun? Kötülüğün tadını bir kere aldın mı? İyilikle geçirdiğin onca zamana lanet edeceksin Selena. Asla. Ben sonsuza kadar iyilik için savaşacağım. Sonsuza kadar iyilik için savaşacağım. Sonsuza kadar iyilik için savaşacağım. Bıdı bıdı bıdı. Kazanamayacağın bir zafer için savaşacaksan savaş. Bana ne? İyilik yapacakmış. Tut şunu. Ver ver. Kızım. Ben yaşlı bir teyzeyim. Bana yardım etmek ister misin? Karşıya geçip manavdan domates alacağım. Bana yardım eder misin? Demek canına oyun oynamak istiyor Hades. Yeter! Toplantı günümüz olmamasına rağmen neden bugün burada olduğumuzu merak ediyorsunuzdur. Evet, evet. Yoksa iyiliğin hizmetine özel yeni güçler mi vereceksiniz Yüce Onos? Hayır, hayır. Bence iyilikten evrene bir fayda gelmeyeceğini anladınız ve kötülüğün evrende hakim olacağını ilan edip beni tebrik etmeye geldiniz değil mi Yüce Onos? Buyurun. Daha çok beklersin Hades. Bugün burada bir disiplinsizlik nedeniyle toplanmış bulunuyoruz. Disiplinsizlik mi? Yine ne yaptın Hades? Bu disiplin suçunu işleyen Hades değil Selena. Sensin. Ben miyim? Evet. Hem de çok büyük bir suç. Duygularını kontrol edemeyip kendine çıkar sağlamak için sihir gücünle bir insana kötülük yaptın. Ama... Bu yüzden dünyadaki görevine son verildi. Olamaz. Bu nasıl olur? Yani Selena'nın dünyadaki görevine son mu verildi? Ama nasıl olur Yüce Onos?
Ben böyle bir şey yapmam, inanın. Nasıl yapmadın? Yüce Onos yalan mı söylüyor? Yoksa sen Yüce Onos'a iftiracı mı diyorsun? Şey öğretmenim, şey yani Yüce Onos bu size iftiracı diyor. Sen karışma Hades. Tamam. Yüce Onos, gerçekten ben böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Mutlaka bir yanlış anlaşılma olmalı. Keşke bir yanlış anlama olsaydı. Fakat yaptıklarını izleyince sen de bize hak vereceksin. Demeter. Oynatalım Uğurcuğum. Ütopya'da kimse Erman Hoca'yı tanımıyor mu ya? Dünyada çok meşhur biri. İnanmıyorum. Ben bile böyle kötü olmadım. Ayıp ayıp. Yok, ben bakamayacağım, dayanamıyorum. Evet Selena. Bu kadına yaptıkların için bir açıklaman var mı? Ne açıklaması olacak Yüce Onos? Düpedüz terbiyesizlik. Sallandıracaksın bunlardan iki tanesini Taksim Meydanı'nda. Ya, özür dilerim Yüce Onos. Dünyada böyle bir tabir var da. Evet Selena, seni dinliyoruz. Bu yaptığımın bir açıklaması yok Yüce Onos. Böyle bir şeyi neden yaptığımı ben de anlayamıyorum. Ama lütfen beni görevden almayın. Bir şans daha verin. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Ona bir şans daha veremezsiniz Yüce Onos. Bakın, dijital anayasa 4. madde der ki bu gibi durumlarda... Merak etme Hades. Ben anayasayı senden çok daha iyi biliyorum. Tabii, tecrübe. Evet Selena. Hades haklı. Kurallar çok açık. Maalesef dünyadaki görevine son verildi. Şimdi son bir kez dünyaya gidip sevdiklerinle vedalaşabilirsin. Kötülük tek başına. İşte bu. Kötülük zaten tüm evrene hakim olacaktı ama bu biraz erken oldu. Güle güle na 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 Selena. Demek bu kadarmış. Ne kadar da alışmıştım dünyaya aslında. Keşke zamanında Demeter'in söylediklerini dikkate alsaydım. Ne yap, ne et? Sakın bir dünyalıya aşık olma derken kastettiği buymuş. O kadına ortada hiçbir sebep yokken durduk yere kötülük yaptım. Peki kızlar, onlara ne diyeceğim? Ben de anneniz babanız gibi sizi dünyada yapayalnız bırakıyorum mu? Peki Burak, ona nasıl açıklayacağım gidişimi? Keşke o kalemin içinden hiç kurtulmasaydım. En azından bu kadar insanın kalbini kırmak zorunda kalmazdım. Thank you.
Selena, ne söyleyeceksen söyle artık. Evet, çatlayacağız meraktan. Hadi söyle artık. Kızlar. Yoksa bırak öğretmenle ilgili bir şey mi? Yoksa evlenme teklifi mi etti? Kızlar. Eğer evlenirseniz bizi yanınıza alırsınız değil mi Selena? Evet, Aslı yengeyle Kıvılcım'dan da kurtulmuş oluruz. Ama Selena sen sevinçli görünmüyorsun. Kızlar, size söyleyeceğim haber sizin için de benim için de çok üzücü bir haber. Üzücü mü? Ne oldu Selena? Hades bir kötülük mü yaptı yoksa? Bu sefer ben kendime bir kötülük yaptım kızlar. Bir suç işledim. Ve ceza olarak dünyadaki görevimden geri alındım. Yani sizi bir daha göremeyeceğim. Ne? Selena, şaka mı bu? Şaka yapıyorsun değil mi? Sen bizi bırakıp gitmezdin değil mi? Hadi ama Selena, söyle lütfen. Şaka yapıyorum de. O kadar çok isterdim ki şaka olmasını. Ama bir hata yaptım. Ne kadar acı olursa olsun bedelini ödemek zorundayım. Ama bu haksızlık. Mutlaka bir yolu olmalı. Keşke Leyla'cığım. Keşke olsa. Ama Ütopya'da kurallar çok katıdır. Peki biz ne olacağız Selena? Sen olmadan ne yapacağız? Hiç düşündün mü? Düşünmez olur muyum? Dünyadan ayrılmak beni niçin bu kadar üzüyor zannediyorsunuz? Peki bundan sonra başımıza bir şey gelince bizi kim kurtaracak Selena? Evet, insanlara yardım etmemiz gerektiğini, iyilik yapmamızı bize kim söyleyecek? Honos'la konuştum. Ben gittikten sonra da özel güçleriniz sizinle olacak. Böylece başınıza bir şey geldiğinde özel güçlerinizle zekanızı birleştirerek eminim ki bütün sorunları çözeceksiniz. Biz özel güçleri değil, senin burada kalmanı istiyoruz Selena. İyilik yapmak meselesine gelince sizin iyilik yapmanız için benim bir şey söylememe gerek yoktu ki. İyilik zaten sizin içinizde vardı. Bu yüzden iyiliği yaymak için seçilmiştiniz. Eminim ben yokken de iyilikten ayrılmayacaksınız. Selena, annemle babam bizi terk etti. Ne olur sen de terk etme. Canlarım benim. Sizi o kadar çok özleyeceğim ki. Sizden kendinize iyi bakacağınıza dair bana söz vermenizi istiyorum. Selin. Söz. Leyla. Söz. Nazlıcığım. Selena, ben küçüğüm. Kendime iyi bakamam. O yüzden gitmemen lazım. Her harikulade gideceğim Nazlıcığım. Bu yüzden söz verirsen daha az üzülmüş olurum. Şimdi bana söz ver, tamam mı? Selena, bırak öğretmenle vedalaştınız mı? Hayır. Bir şey söylememem daha doğru olur. Hem ona ne açıklayacağım ki? Şimdi gitmem gerekiyor. Sizi çok ama çok sevdiğimi sakın unutmayın. Biz de seni çok seviyoruz Selena. Seni asla unutmayacağım. Sahnelerine bayılıyorum. Hele ayrılanlar iyilerse. (Gülüyor)
teyzeniz ne getirdi size? Aslı yengeniz uyuyunca hemen birkaç dilim kek kaptım, yanına da süt koydum getirdim. Hadi afiyetle yiyin. Leyla alsana kızım. Yok Müstesna teyze. Nedense hiç yiyesim yok. Benim de. Benim de. Aa, olur mu yavrum? Kek çok güzel koktu diyen siz değil miydiniz? Akşam yemeğinde de bir şey yemediniz siz. Yoksa hasta neyin mi oldunuz? Deyin bakayım bana hele. Yok yok, hasta filan değiliz. Sadece biraz moralimiz bozuk. Moraliniz mi bozuk? Yoksa Aslı yengeniz bir şey mi yaptı size? Hayır hayır, öyle bir şey değil. Derslerimizle ilgili bir şey, fazla önemli değil. Olur mu yavrum? Derslere sıkılıp da yemeden içmeden kesilinir mi hiç? Başka şey mi bulamadınız üzülecek? Akıllı kızsınız siz. Acık çalıştınız mı yaparsınız. Bakın ne diyeceğim. Ben bu keki burada bırakayım. Gece mideniz kazınırsa kalkar yersiniz, tamam mı? Peki Müstesna teyze. Hadi bakalım. Oh, iyi geceler. Selena'nın geldiği ilk günü hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz mıyız hiç? Selena! Selena! İyilerin dostu, kötülerle savaşmaya geliyor. Selena, dünyaya adalet dağıtmak için geliyor. Yardımınız için teşekkürler kızlar. Sen o karemin içinde miydin? Evet. Ama nasıl olur? Şu an anlatması biraz güç. Ama size şunu söyleyebilirim. Sizler çok özel çocuklarsınız. Ve artık benim korumam altındasınız. İyilik için sizlerle beraber savaşacağız. Onu bir daha göremeyeceğiz diye çok üzülüyorum. Ben de ama artık buna alışmamız lazım. Ablacıklar, Selena da annem ve babam gibi gökyüzünden bizi görebilecek mi? Tabii görecek Nazlıcığım. Görecek. Acaba hiçbir şey demeden gitmem daha mı doğru olurdu? Yok, hayır. Sonuçta ne söylersem söyleyeyim bir daha onu göremeyeceğim. En doğrusu gerçekleri olduğu gibi söylemek. Evet, en azından bunu yapmalıyım. Burak. Sonra çocuklar. Hoş geldin Selena. Nasılsın? Pek de iyi oldum söylenemez aslında. Niye? Hasta falan mısın yoksa? Burak, beni iyi dinle. Çok fazla vaktim yok. Sana çok önemli bir şey söylemem gerek. Önemli bir şey mi? Heyecanlandım birden. Bak, bu söyleyeceklerim sana saçma gelebilir. Yani saçma gelebilir değil, mutlaka saçma gelecektir. Ama lütfen beni sonuna kadar dinle. Dinliyorum. Burak ben... Sen? Ben... Evet, sen? Benim gitmem gerekiyor. Bir dakika. Nazlı. Nazlı'yı kaçırdılar.
Bana bak Velet. Susmazsan o dilini keserim senin. Ha şöyle. Bak benden sana bir tavsiye. Hiç öyle tantana falan yapıp da sana da bize de boşuna vakit kaybettirme. Bak burada çok mutlu olacaksın. Bir sürü de arkadaş var. Hem bundan sonra ben senin baban sayılırım. Bu teyze de annen. Yani artık kimsesiz değiliz. Gerek yok amcası, teşekkür ederiz. Ama o kız zaten kimsesiz değil. Selena! Bu kim ya? Bilmiyorum Hamza. Asıl sana sormalı. Kim bu kız? Nereden bileyim Nurhan? Cin gibi ortaya çıktı. Yazıklar olsun sana Hamza. Beni bir sihirbazla mı aldatıyorsun? Nurhan, abuk subuk konuşmayı kesmezsen esas sana yazık olacak. Sen de in misin, cin misin, hokkabaz mısın, nesin? Eğer o çocuğu bırakıp gitmezsen çok kötü olur. Selena dikkat et! Merak etme Nazlıcığım. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Bilmiyorum. Burada ne olduğunu size sormak lazım. Ama benim anladığım kadarıyla bu çocukları kaçırıp dilendiriyorsunuz. Hayır, siz yanlış anladınız. Onlar benim çocuklarım. Tabii hanımefendi, bunlar bizim çocuklarımız. Ya, peki bunu bir de kendilerine soralım. Çocuklar, bu bay ve bayan sizin anne ve babanız mı? Hayır. Onlar bizi kaçırdılar, zorla dilendiriyorlar. Benim de kolumu kırdılar. Nankörler, küstahlar. Sizi kendi çocuğumdan ayırdım. Bir günden bir güne dövdün mü? Evet, hep dövüyorsun bizi. Bacım siz bakmayın bunlara. Ben öylesine şakadan hani dövüyormuş gibi yapıyorum öyle. Bana da 4 gündür yemek vermiyor. Anlaşıldı. Nazlıcığım hemen 155 polis imdatı arayıp buraya bir ekip göndermelerini söyler misin? Hanımefendi, hiç polisi karıştırmasak diyorum ha? Bu kadar küçük bir olay için devletin polisini meşgul etmesek diyorum. Ya. Evet çocuklar, polisleri beklerken biraz eğlenmek ister misiniz? Evet. Peki, bakalım sizi nasıl eğlendirebilirim? Buldum. Futbol oynamayı sever misiniz? Severiz. İşte kalemiz ve toplar. Hadi oynayabilirsiniz. Başlayın bakalım. Selin'cim, Nazlı senle Leyla'ya emanet. Birbirinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. O gün Burak'la konuşan kadın, çocukları kaçıran bir suçlu çıktı. Demek o yüzden rüzgar çıkardın. Maalesef o yüzden değildi. Ama artık bunun pek bir önemi yok. Şu an önemli olan, üçünüzün birbirinizden asla kopmaması. Ufacık bir dikkatsizlik yüzünden neredeyse Nazlı çocuk tüccarların eline düşecekti. Ben artık sizin yanınızda olamayacağım. Ben sizi koruyamayacağım. Bu yüzden sizi birbirinize emanet ediyorum. Ama bu haksızlık Selena. Bizim sana ihtiyacımız var. Evet Selena, lütfen bizi bırakıp gitme. Biz seni çok seviyoruz. Ben de sizi çok seviyorum kızlar. Ama ya bu benim elimde değil ki. İstesem de kalamam. Cezamı çekmem gerekiyor. Bir şu çekirdeğe, bir de şu hüzünlü manzaralara bayılıyorum. Ağlayın. Daha çok gözyaşı görmek istiyorum. Daha çok, daha çok. Şunu unutmayın. Sizler çok özel çocuklarsınız. Ve
Ben sizi asla unutmayacağım. Nasıl biz seni unutmayacağız Selena? Selena? Geri mi döndün? Yoksa bensiz mi bir araya geldiniz? Sensiz olur mu Leyla'cığım? Unuttular seni. Çünkü seni sevmiyorlar. Çirkin, çirkin. Size son defa hoşça kal demek için geldim. Ben sizi çok özleyeceğim kızlar. Biz de seni çok özleyeceğiz. Ağlaya ağlaya git Selena. Defol git Selena. Yıkıl karşımdan Selena. Uzattın ama Selena. Na 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 Selena. Ona çok alışmıştım. Dayanmak zorundayız. Artık biz bizeyiz. Aa, üzülmeyin ama çocuklar. Bundan sonra beraberiz. Ben sizden hiç ayrılmayacağım. Her istediğinizi yapabilirsiniz. Yavrularım. Birbirimizden başka kimsemiz yok artık. Çok üzülüyorum Selin. Ben de öyle Leyla'cığım. Hani alışırdım? Bir gün oldu Selen yokluğuna alışamadım. Onun gibi mükemmel bir insanın yokluğuna alışmak çok zor olacak. Hem de nasıl mükemmel biri. Düşünsenize, dünyayı terk ederken bile Nazlı'yı kurtardı. Aklıma bir şey geldi. El ele tutuşup Sena'yı çağırsak belki geri döner. Nazlı'cığım, artık onun yokluğuna alışmamız gerekiyor. Evet Nazlı'cığım. Üzücü de olsa ne yazık ki gerçek bu. Çağırsak gelmez değil mi? Evet, bence de gelmez. Ama ya gelirse? Bilmem, gelebilir mi ki? Bilmem. Bir denesek mi acaba? Tamam, deneyelim. Sonuçta denemekten bir zarar çıkmaz değil mi? Evet, evet. Deneyelim. Selena. Selena, Selena. Şu anda aradığınız Selena'ya ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra da denemeyiniz. For English Presnight. Bekleyin, bekleyin. Daha çok beklersiniz. Yomuz, durun. Ne oldu demek? Selena. Efendim Jonas. Kendisine kötü davrandığın için sana ceza verdiğimiz kadının bir çocuk kaçırma çetesi üyesi olduğu doğru mu? Doğru Jonas. Ve sen biraz önce bu çeteyi yakalattın öyle mi? Öyle Jonas. Bu durumda her şey değişiyor. Anlayamadım Jonas. Ben anlatayım Selena. Kişisel sebeplerden iyi bir insana kötülük yaptığını düşündüğümüz için sana dünyadan ayrılma cezası vermiştik. Ne var ki şu duruma göre söz konusu kadın kötülük yapan hem de en kötüsü çocuklara kötülük yapan bir kadınmış. Bu da demek oluyor ki senin davranışın yaratılışından gelen kötülere karşı içgüdüsel bir refleks olarak ortaya çıkmış. Ne zaman gökyüzü...
Yani kısacası cezan iptal oldu Selena. Dünyadaki görevine devam edebiliriz. İşte bu harika. Teşekkürler Yüce Onos. Ben demiştim zaten gelmez diye. Tabii tabii demiştim. Evet, ben de demiştim de hani Naz'la emin olsun diye. Tabii tabii. Üzüntüden yıkıldınız işte, hiç saklamayın. Kendi kendinize gelin güvey oluyorsunuz. Selena sizi çoktan unutmuştu. Hem belki Ütopya gezegenindeki hayatından da memnundur. Unutmuştur bile belki bizi. Evet, bence de unutmuştur. Sonuçta orası onun yaşadığı yer. Yok yok, unutmamışımdır. Unutmuşsundur Selena. Bu ses. Bu ses. Evet, evet. O ses benim sesim. Selena! Döndün ama nasıl? Kızlar, konsey cezamı affetti. Bundan sonra kaldığımız yerden devam edebiliriz. Dünyayı güzelleştirmeye. Yaşasın. Aa, kahretsin! Kahretsin! Nereden çıktı şimdi bu haf? Ne güzel dünya bana kalmıştı. Ondan sonra da dünyada neden suç artıyor diye şikayet ediyorlar. Selena, bir daha bizi bırakıp sakın gitme, tamam mı? Merak etme bir tanem. Sizden ayrı kaldığım zaman da benim için ne kadar değerli olduğunuzu daha da iyi anladım. Bundan sonra bizi hiç kimse ayıramayacak.